bereketli Konya Ovası. Anadolu Yarımadası'nın kalbinin attığı yer. İnsanlığın ana vatanı. İnsanlık toprağa ekip biçerek toprağın bahşettiği en büyük nimeti, ekmeği keşfetti. Ardından toprağın diğer nimetlerini elde etmek için canla başla didinip toprağa çapaladı, başaklar mümbit Anadolu ovalarından boy verip fışkırdıkça, köylerin ocakları daima tüttü, şehirlerin nüfusu arttı, ülkelerin toprakları zenginlikle dolup taştı. Ülkemiz son yıllarda buğdayın ve arpanın ana vatanı, küçükbaş hayvancılığın ilk yapıldığı yer olan Anadolu'nun ehemmiyetli konumunun şuurunda tarım ve hayvancılıkta önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Stratejik önemi dikkate alınan tarımsal faaliyetlerin son yıllarda milli gelire katkısı 2 kat, ihracata katkısı ise 3 kata yükseldi. Konya, bu süreçte tarımsal kalkınma programlarının ve hayvancılığın en verimli, pratik yöntemlerle uygulandığı şehirdir. Üretim miktarları 2016 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65 milyon 184 bin ton, sebzelerde 30 milyon 267 bin ton ve meyvelerde 18 milyon 972 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye geneliyle kıyaslandığında Konya ilinde tarım alanı oranının %67.7 olarak oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Toplam 4 milyon 81 bin 351.95 hektar olan Konya ili arazisinin %46.81'ini tarım arazisi oluşturmaktadır. Konya ilindeki toplam 1 milyon 910.386 hektar tarım arazisinin %58.87'si tarla arazisidir. Konya, Türkiye'de toplam tarım alanı, arpa, buğday, şeker pancarı, ayçiçeği, lale, kiraz, kuru fasulye ve havuç üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Türkiye havuç üretiminin %59.4'ü Konya'da gerçekleşmektedir. Türkiye şeker pancarı üretiminin %30.35'i Konya'da gerçekleşmektedir. Toplam süt üretiminde birinci sıradadır. Sığır sayısında birinci sırada yer almaktadır. 10 milyar lirayı aşan üretim değeriyle Konya, Türkiye'nin en büyük tarımsal üreticisidir. Tarımsal üretimin artmasıyla buna paralel olarak tarımsal mekanizasyon alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu alanda Konya'da yapılan 5 milyar liralık ihracatın %30'unu tarımsal mekanizasyon ürünleri oluşturmaktadır. Konya tarımı büyüyor. Üretmek çiftçimizden, destek büyükşehirden. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni büyükşehir yasası sonrası tarım ve hayvancılıkta en etkin rolü üstlenerek gelişimin, büyümenin ve verimli üretimin rotasını çizdi. Bu kapsamda çiftçi eğitimleri, tarımsal destekler, üreticiyi yeni ürün çeşitliliğine yöneltmek, bitki desenini geliştirmek gibi projeleri hayata geçirmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi sadece tarımı geliştirmek değil, tarladan rafa kadar ürünün her aşamasını takip etmek, sağlıklı nesilleri de inşa etmek için çalışmaktadır. Bu amaçla son 3 yıl içerisinde 108 adet basınçlı sistem sulama ve gölet projesi inşa edilerek 160 bin dekar alan sulamaya açılmıştır. Toplam 1036 kilometre borunun döşendiği projeler için 94 milyon lira kaynak kullanılmıştır. Kırsal alanların kalkındırılması adına üzüm, elma, çilek, kiraz ve vişneden oluşan fidan ve fide destekleri içinse 16 milyon lira harcanmıştır. Üzümde 4 kat verimliliği arttıran yüksek sistem bağ aparatları için 2 milyon 400 bin lira kaynak kullanılarak 1300 dekar alanda destekleme sağlanmıştır. Toplam 18 kategoride 64 bin çiftçimize yerinde uygulamalı tarımsal eğitim verilerek 1 milyon 500 bin liralık bir harcama yapılmıştır. Konya, doğaya hürmetin, insana sayısız nimet ve bereketle döndüğüne hep inanmış bir medeniyetin şehridir. Onun mümbit ovalarını dolduran altın başaklarının ışıltısı, bu güzel ülkenin yarınlarının da ışıltısı olacaktır. Güçlü tarım, güçlü nesiller demek.
Güçlü Türkiye için gelecek tarımdadır. Bizim olan bir gelecek için tarımın başkenti Konya'da üretmek sizden, destek büyükşehirden. Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı.